Komutanım. Yerleşim yerlerinde gören yok maalesef Adnan Bey. Bütün araziyi tarıyoruz. Ama henüz bir ize ulaşabilmiş değiliz. Her yeri aradınız mı? Bütün bölgede tarama çalışması yapıyoruz. Komutanım, bir iz, bir haber var mı oğlumdan? Hayır, henüz bulamamışlar. Ama arıyorlar, bulacaklar oğlumuzu, merak etme. Olası bilinç kaybı, yaralanma ihtimali üzerinde duruyoruz. Umarım kısa sürede kendisine sağ salim ulaşırız. Tabii her şeye hazırlıklı olmak lazım. Ne demek hazırlıklı olmak? Siz ne diyorsunuz beyefendi? Tamam, sen biraz gelir misin lütfen? Gel, gel sen. Neden hala bulamadınız oğlumu? Sağ salim bulup buraya getireceksiniz. Tamam Azade, tamam, tamam, bulacaklar. Lütfen, tamam, getirecekler. Bak, herkes seferber oldu. Arıyorlar, bulacaklar. Merak etme, lütfen. Herkes seferber mi oldu? Baksana şuraya, kim arıyor? Hani bak, kim seferber olmuş? Herkesin ışığı yanıyor. Biz burada can derdindeyiz, evlat derdindeyiz. Onların keyfi yerinde. Ama ben onları burada rahat bırakmam. Herkesi dışarı çıkartacağım. Benimle birlikte arayacaklar Feride. Arayacaklar. Dur bir dakika, nereye gidiyorsun Azade? Herkesi dışarı çıkartmaya gidiyorum. Benim bu memlekette yangınına su dökmediğim hane var mı? Yok. O zaman onlar da benimle birlikte oğlumu arayacaklar. Yoksa hakkımı helal etmem. Bu gece uyku haram olsun. Çıkın dışarı. Oğlumu arayın. Feridim'i arayın. Oğlum kayıp benim. Oğlum. Oğlum kayıp. Uyumayın. Uyumayın. Kimse uyumayacak. Çıkın sokaklara düşün. Çıkın sokaklara düşün. Çıkın. Oğlumu arayın. Oğlumu arayın. Oğlum kayıp. Oğlum kayıp. Bak gencecik insansın. Oğlumu ara. Çık. Hadi hepiniz çıkın oğlumu arayın. Oğlum kayıp, onu bulun. Oğlumu. Anne. Kimse uyumasın. Kalkın. Kalkın, benim oğlum kayıp. Benim kayıp. Çıkın dışarı. Oğlumu arayın. Bulana bütün servetimi veririm. Ne istiyorsa bağışlayacağım. Canımı bile veririm. Yeter ki oğlumu bulun bana. Oğlumu bulun. Feridimi bulun. Feridimi bulun. Oğlu var ya, küçüğü Ferit, o kaybolmuş. Çıkın dışarı! Çıkın! 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 Feridim kayıp! Feridim kayıp! Feridim arayın! Feridimi bulun bana! Feridimi! Çıkın dışarı! Oğlum kayıp! Attan düşmüş dediler. Yok! Aramama yardım edin! Yardım edin! Yalvarırım, oğlumu arayın! Feridimi arayın! Oğlum arayın. Allah yardımcısı olsun. Amin. Açılmıyor. Açılmıyor. Annem. Annem. Birit yok. Birit yok. Oğlumu bulun. Annem. Oğlum. Annem, annem, annem. Antakya'm, taşına toprağına kurban oldum Antakya'm. Allah'ım, oğlumu bana bağışla. Ferit'imi bana bağışla Allah'ım. Azade lütfen. Oğlum. Hadi. Annem, annem bak mahvettin kendine. Bak Ferit gelecek. Dönecek mi? Gelecek, göreceksin. Gelecek. Gelecek, Ferit bulacağız. Sakin ol, merak etme. Ben büyüttüm biliyor musun? Bir bebeği büyütür gibi büyüttüm onu. Gözümden sakındım. Üstüne titredim. Geceleri onunla birlikte ahırda uyudum. Ellerimle besledim. İşte fırtına o bildiğin atlardan değil. Benim oğlum serttir, hırçındır. O yüzden bindirmem. O da bindirmez zaten. Değil mi oğlum? Fırtına Ferit'i atmaz. Fırtına bunu yapmaz. Azade, herkes seferber oldu. Artık eve gitmemiz lazım Azade. Lütfen.
Ben gitmem. Oğlumu bulmadan hiçbir yere gitmem. Oğlumu bulacağım ondan sonra. Annem. Annem Allah aşkına yapma. Görevliler kuş uçurtmuyorlar. Sabaha kadar arayacaklar. Sabah da inşallah iyi haberini alacağız. Güzel annem. Annem. Yetkililer eve gitmemizi istiyor. Bölgeye eğitimsiz hiç kimsenin girmesini istemiyorlar. En ufacık bir delinin kaybolmasını istemiyorlar. Hadi lütfen. Hadi gidelim artık. Ben oğlum bulmadan gitmem buradan. Gitmem. Oğlum. Oğlum Ferit. Hadi anne. Annem. Gitmem. Tamam ay, annem. Bulmadan gitmem. Hadi. Gel git anne. Gel. Hadi. Ferit. Bana böyle baktığına göre ya bir şey diyeceksin ya da çok beğeniyorsun. Üçüncü bir seçenek yok. Hakkım birinci şıktan yana kullanacağım. Ya bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Düğünden önce Hande'yi niye öptün? Ferit'e iyilik olsun diye. Anlamadım. Nasıl biriyle evleneceğini anlasın istedim. Onu Hande'den kurtarmaya çalıştım. Gerçekleri görmesini sağladım ya. Nasıl gerçekler bunlar? Hande'nin Ferit'i sevmediği gerçeği. Seni sevdiğini düşünüyorsun. Hande de kimi sevdi de umurumda bile değil. Senin kimi sevdiğin benim umurumda. Tamam yani zaten Hande'nin yanında değilim şu an değil mi? Yani diyorsun ki Ferit sevilmediğini anladı. Gitti pat diye Ayşe'yi buldu getirdi öyle mi? Gerçek mi sence evlilikte? Vallahi onu bilemem de. Bir gün gelecek Ferit Efendi bana teşekkür edecek. Bunu biliyorum. Vay be hayata bak. Bir zamanlar kardeşim dediğim Ferit, şimdi Ferit Efendi oldu. Orada ne var orada ya? Kaza mı var? Hayırdır kaza mı var? Ferit Sancakzade'yi arıyoruz. Kayıp. Ne? Ferit mi? Nasıl kayıp ya? Ne olmuş? Attan düşmüş. Ekiplerimiz arıyor. Kemal. Sen de bulutları bir şeylere benzetir miydin çocukken? Hala benzetirim. Bak şuradaki bulut var ya. Sanki böyle ak saçlı aksi bir nineye benziyor ya. Değil mi? Sana mı benziyor ya? Vallahi aynı senin yaşlılığına. Bak bak surata bak. Böyle aksi. Dilinin zoruna bak ya. Şurada huysuz, kel, göbekli bir ihtiyar var. Bak görüyor musun? Şurada dur. Onu da ben de birine benzeteceğim ama çıkaramadım. Kime acaba? Ben o hale geldiğimde de yanımda kalacak mısın? Bulutlar çok iyi yol arkadaşıdır. Yolun sonuna dek seni takip ederler. Hayat arkadaşlığı gibi. Biz gibi. Ya sen?
O ak saçlı ninenin yanında olacak mısın sonsuza dek? Ben o ninenin pamuk gibi ak saçlarını koklayarak incitmeden tarayan, elleri böyle titrerken bile toka takan bir ihtiyar olmayı çok isterim. Yaşlandığında bile sana hala dünyanın en güzel kadını olduğunu benim gözlerim hatırlatacak. Söz veriyorum. Söz veriyorum. O titreyen elleriyle saçlarımı tarayan ihtiyar benim için dünyanın en yakışıklı erkeği olacak. Çünkü bana kalbini adadı. Ömrünü adadı. O zaman sana şu anda en önemli soruyu soruyorum. Biz artık yol arkadaşı mıyız yoksa sadece oyun arkadaşı mı? Rüya arkadaşıyız şimdilik. Uyandığımda gidecek misin benden? Gideceğim. Rüyaları gerçekleştirmenin tek yolu uyanmaktır Ferit. Uyanman gerek. Savaşman gerek. Savaşmamız gerek. İstemiyorum. Ben sensizliğe uyanmak istemiyorum Ayşe. Gitme. Gitme, kal. Benimle kal. Ben senin yanında olmasam da seni seven birileri olacak hep Ferit. Uyan artık ne olur. Dön, hayatına dön lütfen. Hayır. Hayır Ayşe, gitme lütfen. Lütfen gitme. Uyanmak istemiyorum. İstemiyorum. Uyan Ferit. Uyan. Uyan Ferit. Gitme Ayşe. Ayşe gitme. Ferit atından düşmez. Fırtına onu atmaz. Biliyorum. Oğlum niye açmadın telefonu? Pek de bir haber vardır. Anne, herkes Ferit'i soruyor. Hiç konuşacak halim yok. Seni seviyorum.
söyle. Ferit dur. Ferit! Oğlum! Amca! Allah'ım şükürler olsun. Oğlum! Oğlum! Amca! Sana iyi mi? Geldi değil mi? İyi. Leman, Sinan'ı ara, müjdeyi ver. Hadi gel oğlum. Seni bulduğuma inanamıyorum. İyi olacaksın. Benim için iyi olacaksın. Hemen iyileşeceksin, merak etme. Ayşe. Ayşe yok. Ben varım. Yanındayım. Götüreceğim. İyi olacaksın. İyileşecek kızım inşallah. Allah'ın izniyle. İyileşecek. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Dur oğlum, yavaş. Tamam. Tamam. Koy kafanı. Yavaş yavaş yavaş. Dikkat et. Heh. Başına da dikkat et oğlum. Ah. Çok ağrıyor mu oğlum? İyi misin? Heh. Çok ağrın var mı? Biraz. Ah oğlum, ah canım oğlum benim. Su getirsene biraz. Oğlum. Oğlum benim. İç oğlum biraz. Heh, yavaş. Sağ ol. Ah, yakışıklım benim. Sana nasıl teşekkür etsem azdır. Hiç unutmayacağım bu iyiliğini. Nasıl buldun Ferit'i? Nereden buldun? Bütün gece aradım zaten. Sonra bir ıssız bir tepede buldum. Böyle boylu boyunca yatıyordu. Ambulansı aradım, telefonum çekmedi. Neyse ki imdadım oralardan geçen biri yetişti. En yakın köye taşıdık. Böyle sirkeli bezler, şifalı otlar falan derken biraz kendine geldi. Hastaneye de gitmek istemedi. Ben de buraya getirdim. İyi yaptın kızım, iyi yaptın. Hande seni bulmasaydı biz seni nasıl bulacaktık oğlum? Ne halde bulacaktık kim bilir? Allah korudu. Doktorlar da geldi. Buyurun gelin içeri. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Geçmiş olsun. Söylediğin şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. İyisin değil mi? Acımıyor bir yeri. İyiyim. Acımıyor. Sağ ol. Biliyor musun? Kumrular eşleriyle ömrü boyunca hiç ayrılmazlarmış. Biri ölürse eğer, diğeri onun acısına dayanamaz. Kimseyle eşleşmez. Sonra o da ölürmüş. Ben ölseydim sen ne yapardın? Çok üzülürdüm. Hem seni kaybettiğime, hem de seninle birlikte kaybettiklerime üzülürdüm. Benimle ne kazandın ki kaybettiğine üzülesin? Öyle deme lütfen. Çok kızgınsın bana değil mi? Değilim.
Acıyor mu? Acımıyor, sağ ol. Acımıyor. Kızgınsın işte bana. Biz birlikte gittiğimizde dağ evinde... Kızgın değildim Ayşe, kızgın değildim. O gün dağ evindeyken ben samimiydim. Sen de dürüsttün. Bak. Biz görmek istemesek de hayat bazı şeyleri kafamıza vura vura, bazı şeyleri de kalbimizi kıra kıra gösteriyor bize. Öğretiyor. Sağ ol. İlgin için teşekkür ederim. Ama bunlara gerek yok Ayşe. Sonuçta sözleşmemizde hemşirelik maddesi yoktu. Sözleşmede olmayan, söze dökülmeyen bir sürü şey oldu ama. Gerçekten sana ilgin için teşekkür ediyorum. Ama şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana müsaade et, biraz dinleneyim, olur mu? Peki. Oğlumun en sevdiği yemek geldi. Anne sen ne yaptın böyle ya? Eline sağlık. Ben yapmadım. Ayşe yaptı. Birlikte yaptık. Birlikte mi yaptınız? İkiniz. Ayşe şu yastığı düzelsene. Tamam. Sağ ol. Hadi bakalım ye de yüzüne biraz kan gelsin. Anne mis gibi kokuyor ya. Canın acıyorsa eğer ben yedireyim sana. Sağ ol, annem yedirir. Oğlum benim canım. Yedirmez miyim? Tabii yediririm. Tabii annesi yedirince canına can, kanına kan katılır. Aç bakalım ağzını. Bakalım beğenecek misin? Alır, al bakalım. Yoğurtta ister misin? Hı-hı. Nasıl güzel olmuş mu? Anne harika olmuş. Mis gibi de kokuyor. Yalnız bu bana yetmez, haberin olsun. Bir tencere yaptık zaten. Kırmızı tofiliniz de yeni gibi oldu. Hmm. İnşallah çocuklarına da oynamak nasip olur. Ben gideceğim. Gerek yok, ben hallederim. Canın acıyor. Acımıyor. Acır. Sen de beni giydirmiştin hastayken. Bir de keçi demiştin bana. Söylediğin şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Konuşmamız lazım Ferit. Konuşacak bir şey yok. Biz seninle konuşacağımızı konuştuk. Belki de her şeyi konuşmamışızdır. Bana karşı çok mesafelisin. Ya kaç gündür yüzüme bakmıyorsun. Amca. Eğer babaannem kendini iyi hissediyorsa aşağı gelsin dedim. Hayatım hissediyorum da aşağı ne durumda? Babaannem işte havaya fişek atmadığına dua edelim bence. O zaman gidelim hayatım. Hadi gidelim. Şehriyar'ın sonunu mu? Yoksa Şehrazat'ın sonunu mu merak ediyorum?
Ben de bilmiyorum artık gerçekten. Hoş geldin. Nasılsın? Canın acıyor mu? İyiyim, sağ ol. Acımıyor. Bugün senin işlerin vardı. Dışarı çıkamadık. Acaba çıkıp biraz hava mı alsak diyorum. Hadi oyun arkadaş. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi mi? Sanki uzun ve unutulmaz bir geçmişimiz varmış gibi konuşuyorsun Ayşe. Eski günlerdeki gibi ne ya? Ben sadece bugün için yani bugün çıkıp biraz kafa dağıtırız dedim. Konuşurduk da. Biz konuşacağımızı konuştuk. Sen de söyleyeceğini söyledin. Konu kapandı. Yapma böyle lütfen bak. Canımı acıtıyorsun. Yapma. Ne yapayım Ayşe? Hı? Ne yapmayayım? Uzak dur benden dedin. Ben de senden uzak duruyorum. Sen de mesafeni bana göre ayarla, tamam mı? Bana göre ayarla. Oyununu kiminle oynamak istiyorsan onunla oyna. Ne hesap soracağım ne de soru soracağım. Söz veriyorum. Bundan sonra böyle. Anlatabildim mi Ayşe? Anladın mı? Bunu benden sen istedin. Ben ne dedim? Tamam dedim. Tamam. Tamam. Anlatabildim mi? Ferit. Anlıyorum. Ama kabul etmiyorum. Ben bu kadarını hak etmiyorum. Eminim seni hak eden biri vardır. Git gelecek planını onunla yap. Ne diyorsun sen ya? Benim tek derdim gelecek planımı yapmak. Sadece bu gece için istedim ki ben... Ne istedin ki sen? He? Ayşe, ben senin ne istediğini başından beri anlayamadım. Tamam mı? Anladıysam da yanlış anladım. Kusura bakma. Ama sen ne yaptın? Geçtin karşıma, bana doğruları apaçık bir şekilde anlattın. Ne dedin sen bana? Sen benim neyimsin? Ben seni istemiyorum dedin. Ben ne dedim? Tamam dedim. Tamam, tamam. Sen bana gerçekleri gösterdin. Teşekkür ederim Ayşe. Ayşe'nin ne zaman canı sıkılsa, hadi oyun arkadaşım gel, oyun oynayalım. Hadi gel, oyun oynayalım. Ben artık yokum. Yanımızda kimse yokken de numara yapmana gerek yok. Buyurun. Teşekkür ederim. Doğum gününüz galiba. Evet. Tek başınıza mı kutlayacaksınız? Alışkınım ben. Üzülme Ayşe. Değişen hiçbir şey yok. Bir yaş daha aldın sadece. Hadi bir dilek tut. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Yalnızlık bir alışkanlıktı benim için. Doğum günlerimde, en mutlu anlarımda hep yalnızım ben. Şimdi ilk kez seninleyim. İçimdeki aşkla, yüzüme bakan gözlerinleyim. Dileğim uzakta değil, yanımda. Yanımdasın Ferit. En büyük dileğim sensin.
İyi ki doğdun yağmurda dans eden kız. İyi ki girdin hayatıma. Geldiğin için tekrar teşekkür ederim Ferit. Ben de bugün fazla üzerine geldiğim için özür dilerim. Haklı olun, acelesi yoktu. Haklıydın ve yeri gelince söylemen gerekenleri söyledin. Belki de asıl söylenmesi gerekenlerin zamanı değildi. Belki de şimdi tam zamandır. Sen nereden biliyorsun? İnsan birini istemeden kırdıysa bile hatalıdır. Bak bunu çok iyi biliyorum işte. İstemeden yapılan şeylerde kusur aramam ben. Olur derim. Telafisi olmayan şeyler korkutur beni. Hadi gidelim. İyi geceler Ayşe. Kalp Yarası ATV'de.